Birincisi, bugün gönül kırdın mı? İkincisi, namaz kıldın mı? Birincisi evet ise ikinci soru sorulmazmış. Biz de bu gayeyle yola alıp gerek köy köy gerekse kapı kapı dolaşarak kadınlarımızı bizzat dinleyip onların sorunlarına yönelik çalışmalar yapıp gönüllerini almaya devam ediyoruz. Reis. Hem de Kayseri Büyükşehir'imizin destekleri noktasında doğalgaz başta olmak üzere birçok kazanımlar elde ettik arkadaşlar. Tabii ki eksikliklerimiz var mıdır? Vardır arkadaşlar. Yapacaklarımız var mı? Vardır. Çünkü bizler beşeriz, şaşarız. Bir tek dört dörtlük varlık vardır. O da Cenab-ı Allah'tır. Bizler kuluz, eksiğimiz de olacak, hatamız olacak. Önemli olan o eksikliklerimizin ne olduğunu bilmek ve hatalarımıza bir daha düşmeden yolumuza devam etmektir kıymetli kardeşlerim. Ve önümüzde şu anda belki de ülke tarihimizin ve devleti tarihimizin en önemli seçiminin arifesindeyiz arkadaşlar. Diyeceksiniz ki ya başkanım nereden çıktı bu tarihi önem derseniz. Bakın kıymetli ablalarım, annelerim, kız kardeşlerim. Bizim iki güzel liderimiz var. Birincisi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ikincisi MHP lideri Doktor Devlet Bahçeli. Allah onlardan razı olsun. Ayaklarda başlayın. İşte onlar bu sevgiyle, bu saygıyla bir araya geldiler ve Cumhur İttifakı'nı oluşturdular. İşte bizler sizlerin karşısına hem MHP'li hem de AK Partili kardeşlerimizin adayı olan Cumhur İttifakı'nın adayı olarak karşısına çıktık arkadaşlar. Ama niçin Türkiye açısından önemli derseniz o iki liderimiz her konuşmasında ne diyor kıymetli kardeşlerim? Ülkenin beka seçimi diyor. Yani ezan bizim başımızın tacı ama o ezanı Muhammed'i susturamayacaklar, başaramayacaklar kıymetli hemşehrilerim. Bunu da başaramayacaklar, o devleti aşamayacaklar kıymetli hemşehrilerim. Bizlerin duaları, devrim konusuna kıymetli hemşehrilerim. Evet, şu anda sorum şu. 31 Mart gecesi, 31 Mart gecesi eğer Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ayağı tökezlese, Cumhur İttifakı yara alsa kim sevinir? Ablam dedi ki düşmanlar sevinir. Amerika sevinir mi? PKK sevinir mi? FETÖ'cüler sevinir mi? O ezan okunurken bağırıp çağırıp yuhlayanlar sevinir mi? Sevinir. Peki biz onları sevindireceğiz mi? Hayır. Allah sizlerden razı olsun. Çok teşekkür ederim.